ülkeleri yabancıların oy kullanmasını tartışırken Avrupa Birliği vatandaşları farklı haklara sahip. Yerleştikleri diğer Avrupa Birliği ülkelerinde milliyetine bakılmaksızın Avrupa Parlamentosu seçimleri ve yerel seçimlerde oy kullanabiliyorlar. Bu konuda mevzuatın 20 yıl öncesine dayanmasına rağmen uygulamada bazı eksiklikler olduğu görülüyor. Hep emekli olduğumda İtalya'ya yerleşirim diye düşündüm. Öyle de yaptım. Buraya yerleştim. Daha önce bu bölgeyi tanımıyordum. Buraya o kadar hayran kaldım ki belediye meclisi üyesi olmayı istedim. İsveç vatandaşı Ella Falgren, 20 yıl İngiltere'de yaşadıktan sonra 5 yıl önce İtalya'nın Umbria özerk bölgesine yerleşti. Buraya geldiği andan itibaren yerel hayata uyum sağlayarak yerel seçimlerde oy kullanmayı talep eden Ella, yerel yönetimin seçme hakkını tanımadığından söz ediyor. Yerel seçimlerde oy kullanamadığıma biraz şaşırdım. Çünkü İngiltere'deyken her yerel seçimde oy vermiştim. Genel seçimlerde oy veremediğimi biliyordum ama belediye meclisi seçimlerinde bu hakkım vardı. Sonra internetten araştırdım ve aslında İtalya'da da yerel seçimlerde oy kullanabilirmişim. Ella Falgren önümüzdeki belediye seçimleri için çevreci kimliğiyle meclis üyesi adayı oldu. Ancak idari işlerde önüne çıkan zorlukların kendisini neredeyse yıldırdığından bahsediyor. Bir gün öncesinde aday listemizi kaydettirmemiz gerekiyordu. Bana seçmen ve seçilen olabileceğime dair İsveç'ten bir belge almam gerektiğini söylediler. Tüm bir günümü İsveç'ten bir kağıt parçası alabilmek için telefonda geçirdim. Sonra bir de çevirmen ve Terni'deki notere götürüp onaylatmam gerekiyordu. O gün tabii ki noter kapalıydı. Yalvarmamız gerekti. Sonunda her şey halloldu ama sanırım kimse bu konuda doğru bilgiden haberdar değil. Yetersiz bilgi ve idari engeller nedeniyle yurt dışında yaşayan Avrupalıların yerel seçimlere katılımı düşük seviyede. İtalya'da İtalyan vatandaşı olmayan 1 milyon Avrupa vatandaşı yaşıyor. İçlerinden yalnızca %10'u seçmen listelerinde kayıtlı ve bu şekilde oy verme hakkını kullanabiliyor. İtalya, Avrupa Birliği ülkeleri arasında bu konuda tek örnek değil. Roma'dan siyaset sosyolojisi uzmanı Giovanni Mora'ya göre Avrupa vatandaşlığına özgü bu hakkı savunmak büyük önem taşıyor. Genel bir bakışla katılımın düşük olması çok endişe verici. Çünkü yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı Maastricht Antlaşması'nda öngörüldüğü gibi Avrupa Birliği vatandaşlarının temel hakkıdır. Daha da önemlisi bu hak vatandaşlığın yalnızca geleneksel olan kan ya da toprak bağını temel almadığını, ikametle de ilgili olduğunu gösteriyor. Bu modern vatandaşlık tarihinde yeni bir kavram. L'Aquila şehri 3 yıl önce meydana gelen yıkıcı depremin ardından gerçekleşecek ilk yerel seçimlere hazırlanıyor. Şehri yeniden yapılandırma çalışmaları henüz başlarken, çalışmak için Romanya'dan gelen işçilerle birlikte yabancı nüfusu artmış görünüyor. Seçmen listesine kayıt olup yerel seçimler için adaylığını koyan onlarca Romanya vatandaşından biri de Marian Montean. Marian, Romanyalı adayların karşılaştığı güçlüklere dikkat çekiyor. Sorun şu ki öncelikle vatandaşları seçmen listesine kayıt olmaya ikna etmek gerekiyor. Sonrasında seçmen kartını almaları için eşlik etmek, iyice açıklamada bulunmak lazım. İki aşamalı bir iş bu. İki aşamalı bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Yerel seçimlerde adaylığını ilan eden diğer isimlerden Dumitrella ve Anna Monica, siyasete etkin bir şekilde katılımı ve entegrasyonu sağlama çabasında. 30 yaşındaki iki kadın L'Aquila'ya yerleştiklerinden bu yana geleceklerini burada kurmaya çalışıyor. 8 yıldan beri burada yaşamam, burada bir ev satın almış olmam ve iki oğlumun da burada doğmuş olması beni cesaretlendiriyor. Burada kalmak ve İtalyanlarla eşit şartlarda olmak istiyorum. İtalya'daki en büyük yabancı nüfus Romanyalılardan oluşuyor. Yerleştikleri ülkede kendilerine pek iyi gözle bakılmadığından söz ediyorlar.
Ben Avrupa'da olsak da her zaman farklılıklar olacağını düşünüyorum. Çünkü her yerde ırkçı insanlar var, bize farklı muamele yapıyorlar. Bize köleymiş gibi davranıyorlar. Birçok kişinin tebriğini ilettiği kadın adaylar Dumitrela ve Ana Monica yine de kendi toplumlarından olumsuz tepki aldıklarından söz ediyor. Bir Romanyalı gelip bana kendini ne sanıyorsun diye sorduğunda ona ellerimi gösteriyorum. Onlara adayım ama ben de sizin gibi çalışıyorum. Evlere temizliğe gidiyorum. Size hizmet sunmak için buradayım. Bir Romanyalı olarak sizinle belediye ve yasalar arasında aracı olabilirim diyorum. Bir diğer ülkede yaşamayı seçmek bazı Avrupa Birliği vatandaşlarının seçme hakkının kaybolmasına neden oluyor. Bazı ülkeler vatandaşlarını uzun zaman yurt dışında yaşamaları halinde genel seçimlerde oy kullanmaktan men ediyor. İrlanda, Birleşik Krallık, Danimarka, Macaristan, Güney Kıbrıs ve Malta yurt dışında uzun süre ikamet eden vatandaşlarına oy kullanma hakkı konusunda bazı yasaklar getiriyor. Birleşik Krallık vatandaşları yurt dışında 15 yıl ikamet etmeleri durumunda oy kullanma hakkını kaybediyor. 30 yıldır Paris'te yaşayan Christopher Chantry bu uygulamanın yersiz olduğu görüşünde. 15 yıllık keyfi bir süre biçmek için hiçbir neden göremiyorum. Bu insanlar yurt dışında yaşıyor olsalar bile ülkelerinde olup biteni takip ediyorlar. Kablolu televizyondan, radyolardan, internetten her şeyi izleyebiliyorlar. Eğer seçim listesine kaydolmak isterseniz buna izin veriyoruz demeleri gerek. Bazıları ise Avrupa Birliği vatandaşlarının genel seçimler dahil tüm seçimlerde oy kullanma hakkını savunuyor. Avrupa Birliği Vatandaşlık İnisiyatifi Let Me Vote üyesi Alan Brand onlardan biri. Avrupa Birliği vatandaşlarına ikamet ettikleri ülkede oy kullanma hakkı tanınmasını savunuyoruz. Örneğin Almanya'da yaşayan bir Fransız vatandaşının Almanya'da düzenlenen tüm seçimlerde oy kullanabilmesini öneriyoruz. Katılımcı demokrasinin yeni bir aracı olan vatandaşlık inisiyatifi, işler hale gelebilmek için 1 milyon imza toplamak zorunda. En azından 7 üye ülkeden 1 milyon vatandaş Avrupa sınırları içinde tartışılmasını dilediği bir konuyu Avrupa Birliği kurumlarının masasına yatırabilecek. Bu nedenle bu oldukça önemli bir mekanizma. Oy kullanma hakkı Avrupa Birliği vatandaşlığını ilgilendiren kavramlardan biri. Avrupa Komisyonu vatandaşların vatandaşlık hakları ve Avrupa'nın geleceği üzerine görüşlerini paylaşmaları için bir anket yayınladı. 2013 Avrupa Vatandaşları Yılı'nda sonuçlar üzerine görüşmeler devam edecek.